Değerli arkadaşlar, tekrar selamlar. Bu dersimizde Zotero programına, yani Zotero'daki kitaplığa eklediğimiz künyelere nasıl notlar ekleriz onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen bir künye seçiyoruz. Evet, bir künye seçiyoruz. Künye seçtikten sonra notlar bölümüne geliriz. Bakın burada bilgi kısmı, yani eseri seçilen eserin bilgi kısmında o eserlerin künyesiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Notlar kısmında ise şurada ekleye tıkladığımızda hemen bir not açılacaktır. Bakın burada bir sarı not ikonu yer aldı. Burada da mesela yazı yazabileceğimiz bir alan yer aldı. Eğer biz bunu mesela kısarsak şöyle, sonrasında diyelim ki bir PDF açarsak, mesela diyelim ki şu kitabı okuyoruz. Örneğin bakın şu kitabı, şu linki okuyoruz. Şurayı açtık. Evet, PDF'yi göster dedik. Sistem PDF'yi gösterdi. Biraz küçültelim şöyle. Yani yan yana koyalım. Burada da bakın dikkat edin. Şu kısımdayım. Not ekliyorum. Evet. Not ekledim. Alanı küçülttüm. Evet. PDF'yi açtım. Şu kısımda böyle bir küçültme yaparak ekranın ayarlarıyla oynayarak, bakın dikkat edin, şu kısmı tıkladığımda açılacaktır. Evet, benim daha çok mesela hani alanı not alanına çevireyim, o amaçla mesela ayarlıyorum. Evet, notu okuyoruz bu taraftan, yani şu kısımdan notu okuyoruz. Okuduktan sonra da notu buraya alıyoruz arkadaşlar. Böyle aşağıya inebiliyoruz. Yani ben hemen saçma sapan bir şeyler yazıyorum. Hani amaç nasıl not alınır onu gösteriyorum. Bakın burada ilk yazdığım satırla ilgili, mesela alınan notla ilgili bu kısımda da bir başlık meydana geldi. İstersen mesela bu notları böyle bu şekilde alabilirim. Peki bu ne demek yani? Nasıl yani not almak demek ne demek? Yani eseri okuyorum, eserle ilgili notlar alıyorum. Ve bu notları eserin bulunduğu künyenin altına hemen ekliyorum. Bu da bana mesela bir birliktelik sunuyor. Yani eserle ilgili yaptığım her şeyi o eserin künyesinin altında yer aldırarak eserle ilgili ileride yapacağım her türlü aktiviteleri rahat bir şekilde organize etmemi sağlayacaktır. Mesela bu eseri okumuş muyum? Evet. Hangi notlar almışım? Buyur. Bu notlar eserin PDF'si nerede? Şurada. Eserin künyesi nerede? Şurada. Yani eser dipnot vermeye hazır arkadaşlar. Burada notlar alıyoruz. Notları mesela diyelim ki işte bu notu hangi sayfadan almışım? Atıyorum 45 nolu sayfadan almışım. Notu bitirdim. Ondan sonra da tekrar açalım, mesela göreceksiniz. Buraya geldim. Bir not da ekledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Mesela notu ekledim. Hangi sayfadan bu notu aldım? Hemen onu yazıyorum. Sayfa diyelim ki 78, onu sayfadan ekledim. Tekrar bakın dikkat edin. Eserin künyesine tıklıyorum. Bu alana geliyorum. Evet, bu eserle şu anda 2 tane not almışım. Eseri silmek istesem şuraya silerek hemen eseri silebilirim arkadaşlar. Özür dilerim. Eser değil de eserle ilgili notu silebilirim. Tekrar açıp düzenlemesini yapabilirim. Şurada bir takım yani Word'dan alışık olduğumuz mesela ikonlar var. Bu ikonlarla birlikte bu yazımı istediğim şekilde düzenleyebilirim. Bunun yanında mesela bu notlarla birlikte mesela nota anahtar kelime verebilirim. Mesela diyelim ki bu aldığım not genel itibariyle mesela Osmanlı tarihiyle ilgili bir not. Onu eklediğim zaman ekliyor. Farklı bir yani anahtar kelime de ekleyebilirim. Mesela bakın millet sistemi diyelim, ekledim. Ondan sonra boş yere tıkladım. Evet. Pardon, şunları ben bir daha kontrol edeyim. Evet. Notlar bakın burada ayrı şekilde ayrı pencereye de aldım. Yani istersen bu notu mesela şu şekilde de götürebilirim. Aynı pencereden, yani PDF'yi büyük oranda açıp notumu da yanıma alıp aldığım notu da mesela otomatikmen zaten Zotero'da eklediğim eserin künyesine eklenecektir arkadaşlar. Evet, tamam. Ondan sonra burada kaydet falan pek yok. Yani biz kapattığımızda o not oraya gidiyor arkadaşlar. Hemen Zotero'yu tekrar açayım. Evet. Notu görüyorsunuz. Şimdi de mesela şurayı da göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Şöyle biraz açayım. Evet. Açtım. not bölümüne eklediğimiz anahtar kelimeler arkadaşlar aynı zamanda burada anahtar kelimeler bölümüne de gelip eklenmektedir. Yani diyelim ki kitaplığıma tıkladım. Şuradan mesela seçimleri kapattım. Evet, diyelim ki buradayım. Ama düşünün mesela bir eser çalışıyoruz ve bu yani bir projemiz var. Bu eser, projeye mesela 500-600 kaynak ekleyebiliyoruz. Bunlar arasında gezinirken bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden bize bir takım filtreleme sistemi gerekmektedir. Yani eserlere kolay bir şekilde ulaşalım diye. Bu anahtar kelime ekleme sistemi de aynı şekilde bu eserlere kolay bir şekilde ulaşmamı sağlayacaktır. Dikkat ederseniz bu iki anahtar kelimeyi arkadaşlar bu eser için atamıştım. Şimdi ben şu eseri seçmişim ama bana millet sistemi lazım. Hemen tıkladığımda göreceksiniz aldığım not, verilen künye, hemen o künyenin altında bulunan PDF dosyası hemen hazır karşıma çıkmaktadır arkadaşlar. Bu da işimi kolaylaştırmaktadır. Zaten bir akademisyenin önemli özelliklerinden bir tanesi yani fişleme, ondan sonra not alma, okuma, not alma, PDF dosyalarını organize etme, yani elde ettiği eserlerin künyelerini organize etme. Bunlar önemli bir iş yükü. Bu iş yükünü mesela Zotero programı elimizden alıyor. Bize sadece okuma ve not alma kısmını bırakıyor. Bir diğer önemli iş ise Word belgesinde mesela bunların aktarımı, montajlanması ve dipnot olarak mesela yer verilmesidir. Bunu da Zotero programı Word ile olan bağlantısını yani ekini kullanarak arkadaşlar bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde herhangi bir yani kitaplığımızda bulunan ya da farklı klasörlerde bulunan bir esere ne yaptık arkadaşlar? Not nasıl eklenir onu göstermeye çalıştım. Evet. Tekrar geldim arkadaşlar kütüphaneme. Burada mesela tıklayınca burada mesela görüyoruz. Bakın bilgi, künye, notlar, etiketleri de görüyoruz. Bakın özür dilerim. Yani biz etiket verdik buna ama bir tane daha verelim. Mesela Ermeni meselesi diyelim. Evet. O da otomatikmen geldi buraya. Şimdi nota verilen anahtar kelime farklı arkadaşlar. Esere verilen anahtar kelime farklı. Yani iki şekilde anahtar kelime veriyoruz. Bu anahtar kelimeler bize dediğim gibi esere kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır. Mesela bakın hemen açıyor arkadaşlar. Evet, yani esere verdiğimiz bir de nota verdiğimiz anahtar kelimeler vardı. Bakın mesela şu nota verdiğimiz iki tane anahtar kelime var. Onlarda tıkladığımız zaman hemen notlar ve o notun ait olduğu arkadaşlar. Dikkat ederseniz not aktif. Eserin ismi biraz pasif yazılmış. Bu nota verilen bir anahtar kelime. O notun hangi künyeye ait olduğunu da gösteriyor arkadaşlar buradan. Evet, bu dersimizde de bunları öğrendik arkadaşlar. Anahtar kelime konusuna tekrar değineceğim. Onunla ilgili ayrı bir ders yapacağım. Şimdilik hoşça kalın. Evet.